Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Umut, bu Güster'le birlikte Afterlife oynayacağız. Yine saçma sapan bir oyun ama güzel bir oyun aslında. Bir önceki bölümde hayatı oynamıştık. Bugün de hayattan sonraki ölümü oynayacağız. Bir önceki bölümü izlemek için yukarıda karta basabilirsiniz. Böyle i tuşu gibi bir şey. Oradan bir önceki bölümü izleyebilirsiniz. Ondan sonra gelip bunu izlerseniz daha iyi olur, eğer onu izlemediyseniz. Çünkü orada ilk önce hayatımızı yaşadık. Öldük, şimdi ölümden sonrasını yaşayacağız. Böyle güzel, değişik, manyakça bir oyun işte. Şimdi hayaletiz, bildiğimiz gibi anında şurada gömülmüştük biz ve artık o mezardan çıktık. Artık özgürüz. Artık çok özgürüz. Oo, bir şelaleden geçiyoruz. Allah! Oğlum o ağaca çarpınca ölüyormuşuz. Özgürlüğündeki ilk saniyelerini uçarak geçirirken sonra ağaca çarpıp öldüm mü ne öyle bir şey dedi. Bir şeye çarpıp öldüm mü ne öyle bir şey dedi yani. Ben hayaletim ama benim bir şeylerin içinden geçmem gerekiyor. Saçmalık olmuş o birazcık. Yani hiç mi hiç mi hayalet çizgi filmi falan izlemediniz? Casper Mesper. İnsanların içinden geçiyor, her şeyin içinden geçiyor. Bu hayalet ağacın içinden bile geçemiyor ya. Böyle hayalet mi olur? Böyle yaşamdan sonrası mı olur? Lanet olsun böyle yaşamdan sonrasına ya. Ben bir yere çarptıktan sonra hayaletim yok olacaksa ben istemiyorum ya. Örümcekler niye gökyüzünden aşağı? Oo, beyaz ışık. Işığa doğru girdim. Ve artık siyah bir hayaletim. Güzel. Oo, bilgisayarın temizi. Öldük, doğru diyorsun. Allah. Ay. Ay, kötü filmler var. Kötü filmler var. Aa, sevgili şey, evlenmelik şeyler kan. bütün historiyi silmemiz gerekiyor. Orada şey vardı. Karımızla fotoğrafımız vardı. Bir de bunlar vardı, evet. Çok güzel. Tamam. Oldu mu? Oldu mu? Temizledim ben. Bunu da mı sileyim abi? Hayır, onu arka plan. Arka planı silmem gerekiyor. Bir dakika, arka planı nasıl değiştirecektim? Abi. Şey, torunumuz görmüş, diyor ki şu anda akıl hastanesinde yatıyor falan filan diyor. Abi bir dakika, ben tamam bunu sileceğim eyvallah da arka planı nasıl değiştireceğim ben? Hani biliyorum nasıl değiştireceğimi de bu bilgisayarda nasıl değiştireceğim? Çabuk sil şu bütün, Allah'ım yarabbim, aptal pembe toplar diye bir şey mi izledin yani, ne yaptın sen? Allah kahretsin. Heh, tamam. Lan, iki kere çıkartmamız gerekiyormuş. Oo, abi bizim karımız. Karımız, Allah, karımıza bok atıyorlar. Karıma kim bok atıyor? Ninjalar saldırıyor karıma. Kirpi siktir git. Ama Allah. Kim karıma bok atıyor ya? Hayırdır? Aa, şampiyon koca. Öldükten sonra bile karısını kovalıyor. Pow. Bu ne ya? Etrafa fırlatmam mı gerekiyor bunları şimdi benim? Amına kodum. Amına kodum. Siktir git. Siktir git. Her şey uçuyor. Oley. Başardım. Lan vallahi amaç oymuş ha. Hiçbir şey anlamamıştım. Oyna. Oyna. Şey oyna. Oyna. Five Nights at Freddy's oyna. Ne yapıyorsun? Sen daha hızlı oyna, daha hızlı oyna. Daha hızlı oyna. Aa! Anan. Allah'tan ses çok açık değildi. Oyna ya. Tamam, Five Nights at Freddy's'i eğer gerçekten hızlı oynayamazsak o zaman kaybedeceğiz. Aa! Aa, şimdi o korktu. Ne yapıyoruz? What's green, fuzzy and fell out of the tree to kill you. Yeşil bak diyor, soru soruyor. Diyor ki ne yeşildir diyor, böyle fuzi ne demek bilmiyorum. Eğer ağaçtan düşse sizi öldürebilir diyor bir de. Bir dakika, Jacksepticeye galiba. O ağaçtan düşse bizi öldürmez. Bilardo masası ve gergedan. Gergedan yeşil değil, bilardo masası yeşil. Bence bilardo masası bizi öldürür, doğru bildim. What is the difference between a snowman and snow woman? Kardan adam ve kardan kadın arasındaki fark nedir diyor. Kardan taşak. Abi burası bir oyun ya. Kardan taşak tek fark, evet. Bir mayonezde boğulan Meksikalı'ya ne dersin? Cinco de Mayo. Evet. Çok güzel. Anlaşılabilir bir espri miydi bilmiyorum bizim için ama Cinco de Mayo mantıklı geldi. Bir dakika. Cinco çünkü batmak İngilizce'de. Mayo da mayonezin kısaltması. Cinco de Mayo. Oh yeah. Saçmalıyoruz şu anda. Tamamen boş yapıyoruz. Hangi arılar süt üretir? Boobies. Anan yani. Anan yani. Yemin ediyorum fark etmeden söyledim. Boobies. Evet. Boobies. Boobies arkadaşlar. Boobie. Oh yeah. Boobie. Tamam. Tamam. Bulduk. Hangi arıların süt üreteceğini. What do you call a sheep with no legs? Ayağı olmayan koyuna ne dersin? Flappy Bird, hayır. A Cloud, hayır. Goat. Ne alaka ya? A Cloud. Bulut ya. Eğer koyunun ayakları olmazsa buluta benzer. Doğru, al.
Tamamen boş yaptık ve Oscar'ımızı aldık arkadaşlar. Bu iğrenç esprilerle boş yapa yapa Oscar aldık, farkında mısınız? What the fuck? Hayaletlerle Party Hard yapacakmış. Tamam, Party. Oh yeah, Party Hard. Oh! Give me the music. Party. Oh yes. Tamam, şimdi o zaman Guitar Hero tarzı bir şey bu, evet. Kesinlikle öyle. Oh yeah, oh yeah, bak nasıl kopuyorlar, bak titriyorlar, 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 müzik içlerinde hissediyorlar müziği. Oh yeah, dansı görüyor musunuz arkadaşlar? Dansı görüyor musunuz? Gitarıra da bu kadar başarılıydım ben işte. Hayır, şaka yapıyorum, tamamen şu anda random klik atıyorum ve oluyor. Ve oluyor. Şu anda mükemmel bir şekilde Party Hard yapıyoruz arkadaşlar, farkında mısınız? Galiba amaç yanlış tuşa bassak bile bir şey olmuyor, sadece bunlar geldiği sırada burada biz basılı tutuyor olmamız gerekiyor. Şu anda Party beni zorluyor! Allah'ın belası partiler. Hiç sevmem gürültülü ortamları. Çıktır git. Çıktır git ne demek ya? Çıktır git. Push. Oh. Kopuyoruz arkadaşlar, hazır mısınız? Yalnız close call, yani close call. Bir de bu mouse'la olmasa, klavyeyle olsa daha iyi olur bence. Şu anda mouse'daki kontrolümü kaybediyorum çünkü elim kasılmaya başladı ve terlemeye başladı ve yorulmaya başladı tıklamaktan. Elim yoruldu, lütfen çabuk bitsin. İşkence gibi geliyor şu anda bu bana. Hadi. Bak yine ter bastı. Geçen oyunda da bunun gibi saçma bir şey vardı, böyle ilaçları ayırmak gibi bir şey vardı. Şu anda terliyorum. Lütfen artık bitsin. Yeterince parti yaptık, geç oldu, artık ellerimize dağılalım. Allah'ım, oh be, sonunda. Bayıldı amına koyayım. En güzel geceydi diyor. Oo, şeytan. Al, seninkini atarım. Oh yeah. Şeytanla içki oyun oynuyoruz, çok güzel. Çok güzel, beer pong oynuyoruz şeytanla. Mükemmel. Şeytan benden daha sarhoş olmuş, kafama fırlatıyor. Abi bu nasıl bir saçmalıktır ya? Tamam, ben 1-0 öndeyim. Şeytana bak be, kafayı bulmuş. Hop. Easy man. Hadi dakika, bu benim. Galiba ben yanlış tarafa attım, özür dilerim. Galiba oyunu şeytana kazandıracağım. Şeytan. Şaka, sana bir avans verdim. Sakın kazanacağını düş. Omuna koyayım, sektirerek attı. Şeytan kazandı. Tamam, bir daha. Şimdi şampiyon geliyor. Hayattayken bunun şampiyonu bendim bir kere. Sen kim bok lan? Tıktır git, geri dön. Dur bekle. Heh, geldiğin yere. Oo, kafasını aynı yere iki kere. Abi adam profesyonel bir pong oynuyor. 2'de 2 yaptı ya. 2'de 2 yaptı, böyle şey olmaz ya. Ben bombeli atacağım. Görüyor musun basketi? Onu bilerek yaptım kesin. Heh, sonunda kafayı buldu. Bir dakika ya, ben şöyle bir fantazi deneyeceğim arkadaşlar. Hop. Fantezi yanlış oldu. Lütfen oraya düşme. Tamam. Şimdi Allah üçüncüye sokarsa kazanacak. Üçüncüye benim sokmam gerekiyor. Nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok. Böyle olur mu? Olur. Olur. Şampiyon geri geliyor. Cehennemden gelen şampiyon yazmış. Aa, hayaletimizi giydireceğiz. Of course Deadpool man. Deadpool istiyorum. Fabulous. Deadpool oldum. Hayata Deadpool olarak geri döndüm. Oha, ciddi ciddi geri döndüm galiba. Neyi toplayacağım peki ben? Collect diyor. Çikolatayı mı toplayacağım? Çikolatayı topla abi. Tam çikolatayı al. Abi çikolatayı al ya. Çikolatayı al. Neyi toplayacağım ben, lanet olsun. Hiçbir bir ipucu vermedin ki bana neyi toplamam gerektiği hakkında. Aldım. Aa, şeker döndü arkada. Abi oradan gidemezsin. Oradan gidemezsin. Oradan takılırsın. Oradan takılırsın. Deadpool birazcık hızlı ol ya. Deadpool birazcık hızlı. Altı üstü iki tane şeker toplayacaktık. Bak ya, fail olduk. Hop, son saniyede aldım ha. Kaç tane? Galiba 3-5-6 tane şeker toplamamız gerekiyor. Tamam. Başaracağım. Bu sefer Deadpool şeker toplamanın master'ı olacak. Acaba bunu alabilir miyim? Aa, o şeker değilmiş. Tamam. Daha hızlı bir Deadpool istiyorum. Daha hızlı ve daha inançlı bir şeker toplayıcı Deadpool istiyorum. Deadpool kim? Şeker toplamamak kim yani? Deadpool. Şekerlerin kralı. Tamam. Devam. Yalnız süremiz çok limitli be. O zaman hadi. Hadi bunu da alalım. Bunu da alalım. Bence idare ederiz bunu. Allah kahretsin. Allah kahretsin. En az 2 tane daha var bundan sonra arkadaşlar ve süremiz bitti. Ve süremiz bitti bile yani. En az 2 tane daha var net. Evet bak. Nasıl alabilirim? Bak burada resimleri var. 1, 2, 3, 4, 5 tane şeker var. Ben nasıl 5 tane şekeri toplayayım ya? Şaka mı yapıyorsun sen benimle? Kafa mı buluyorsun ya? Acaba bunlar ışınlanma şeyleri mi? Yo. Sikerim böyle işi ya. Öleceğiz zaten, bir dakika ya. Bu aralar ne ki öyle? Ben ne saçmalıyorum şu an? Nedir bu? Nedir? Arkadaşlar cidden denedim ve olmadı yani. Olmadı. Başaramadım. Ben de bölümü geçtim. Ayıkla diyor. Şimdi şekerleri buraya. Dur bir dakika. Kolay bu. Tamam. Şekerleri buraya ayıklıyoruz. Çöp kutusuna da bunları. Brokoliyi de oraya koy. Eti de buraya koy. Bunun ajiletin ne işi var lan? Manyak. Tamam. What? OCD. Abi OCD ne demek lan? OCD ne demek? O
Ya ölmüş olsam bile OCD'nin gitmesine izin veremezsin falan filan bir şeyler saydırdı ya. Bir dakika, ben bunları yanlış yere ayıklıyorum galiba. Bir şey yanlış gidiyor. Olmadı, olmadı. Eti bu tarafa al. Olmadı. Brokoliyi al. He, oldu. Demin süren bitmiş galiba. Tamam. Şu anda başardık. Bust out. Bust out. Aha, ne yapıyoruz? Allah, etrafa değmeden. Ha, bildiğimiz mini game oynayacağız şu anda. Etrafa değmeden buradan kaçırmaya çalışacağız galiba hayaletimizi. Çok güzel abi, çok güzel. Şu turuncu toplara da değmemem gerekiyor diye anlıyorum şu anda galiba. Fuck. Tamam. Ben böyle oyunların profesyoneliyim anan. Abi ben böyle şeyler oynatmayın bana ya. Çünkü profesyonel falan değilim gerçekten de. Bir dakika. Siktir git. Tamam, sen geçtikten sonra ben hemen buraya geliyorum. Hemen aşağı iniyorum. Buraya geliyorum. Sen geçiyorsun. Ben yukarı gidiyorum. Mükemmel devam ediyoruz şu anda arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde bunu kovalıyorum. Ve anan. Evet, yaptım. Yaptım. Vallahi yaptım. Başardım. Büyük bir konsantre sonucunda ışığa doğru tekrar gittim. Seç. Neyi seçelim? Cehenneme giden yolu seçelim ya da cennete giden yolu seçelim. Cennete giden yolu seçtim. Zıpla. 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 Yola bakamıyorum ben şu anda. Aşağıdaki çubuğa bakıyorum. Cennete giden yolu göremiyorum şu anda. Aşağıdaki çubuğu görüyorum bir tek. Çünkü oraya konsantre olmak zorundayım. Siz yolu izleyin. Allah. Arkadaşlar siz yolu izleyin. Birkaç merdiven geri düştüm, farkındayım. Tamam, başardım. Cennete hoş geldin. Cennete ne demek? Cennete hoş geldin diyor. Ha. Bitti mi? Bu mudur ya? Şimdi ben cehenneme giden yolu merak ettim ama olmaz böyle. Bir de cehenneme gidelim bakalım nasıl bir yolmuş. Hop. Ördekler var yolda. Bir dakika. Ben cehenneme nasıl gidebilirim şu anda? Pardon. Pardon. Cehenneme nasıl gidebilirim? Tamam, aşağıdan. Tamam, bunlar yoldan çekilince ben geçeceğim galiba. Pardon, şeytani ördek yolumdan çekilir misiniz? Yukarı mı gideyim? Aynen, yukarısı cehennemmiş. Bak öyle yazıyor. Tamam. Şu anda pek hoş bir şey yaptığım söylenemez ama merak ettim yani. Hoppa. Cehenneme hoş geldin diyor ve yandık. Tamam, bunun da sonu böyleymiş. Çok güzel. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzde burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi saçma bir oyundu. İyi ki daha güzeldi bence. İyi ki daha güzeldi. Daha duygusaldı böyle hayatı yaşamak. Hemen yaşlanmak falan filan. Ölümü görmek daha iyiydi bence. Neyse, burada da ölümden sonra karımızı çocuğumuzu kurtardık. İnsanları güldürdük. Partiler yaptık falan filan. Sonra yolumuzu seçtik. Cennet mi cehennem mi? Böyle güzel saçma bir oyundu işte. Güzel saçma. Vallahi güzel saçma. Bir dahaki bölümüne kadar görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir.